Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. KPSS İktisat deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir önceki videomuzda 32. sorumuzu bitirmiştik. Yavaş yavaş bu denemenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ve karşımızda kalkınma ve büyüme ile ilgili sorular var. 33'ten başlayıp 36'da dahil olmak üzere bu 4 soruyu hem konuyu özetleyip hem de sorusunu çözmeye çalışacağız. O zaman 33'te başlayalım. Sürdürülebilir kalkınmanın açıklanmasında yararlanılan çevresel Kuznets hipotezine göre aşağıdakilerden hangisi doğru olur demiş. Bir kere sürdürülebilir kalkınma ne demek? Kaynakları tüketmeden diğer nesilleri de düşünerek ülkenin ekonomik büyümesini ve sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik gelişimini sağlayan bütün etmenler, çalışmalar sürdürülebilir kalkınma kapsamında açıklanmaktadır. Burada sürdürülebilirlikten kastımızın en büyük önemi belki de arkadaşlar çevredir. Çünkü çevre olmadan, korumadan çevreyi siz gelişim sağlayamazsınız. Ve yaptıklarınız tamamen boşa gider. Her ne kadar üretime önem verseniz, büyümeye de önem verseniz. Ve bu kapsamda Kuznets'in eğrisi kullanarak, özellikle ters su hipotezi kullanılarak bir çevreyle ilgili bir grafik ortaya çıkmıştır. Literatürde çokça tartışma konusudur. Ve bu çevresel Kuznets hipotezi ya da teorisi şunu anlatır. Hemen ben size çizecek olursam. Şöyle hemen iki tane eksenimizi çizelim. Yatay eksende KBDG var. KBDG ne olduğunu biliyorsunuz. Yani kişi başına düşen gelir. Dikey eksende de genellikle CO2, karbondioksit emisyonunu kullanıyorlar. Ve diyorlar ki kalkınmanın ilk aşamasında çevre kirliliği artarken sonraki aşamalarda, ilerleyen aşamalarda çevre kirliliği azalır. Yani gelir arttıkça önce çevre kirliliği artıyor, bir yerde max oluyor, sonra da kişi başına düşen gelir arttıkça çevre kirliliği azalıyor. Niye? Çünkü kalkınmada ileri olan ülkeler üretime artık önem vermekten ziyade daha iyi hayat nasıl sürerim? Bunun peşindeler. Yani şöyle eşik değerden ayıracak olursak sağ tarafı, şu kısımda gelişmiş ülkelerden bahsediyoruz. Ve gelişmiş ülkelerde ilk sırada neye önem verilir arkadaşlar? Çevreye önem verilir. Belki ikinci sırada üretim gelir. Ama kalkınmanın ilk aşamalarında olan ülkeler ise agülerdir. Ya da gelişmekte olan ülkelerdir. Ya da az gelişmiş ülkelerdir. Bu ülkeler maalesef ilk sırayı üretime ayırırlar. Ve çevre sonraki safhalarda önem gösterilecek bir etmen olarak düşünülebilir. Yani adamlar zaten belli standartı yakalayamadıkları için maalesef her zaten çevrenin de biliyorsunuz bir kirletme hakkı yok. Çünkü ortak bir mal, mülkiyet hakkı yok. Mülkiyet hakkının olmamasından dolayı istenildiği kadar çevre kirletilebiliyor. Amaç orada sadece üretimi maksimize edebilmektir. Dolayısıyla bu durum, bu verilerle yapılan, ekonometrik yöntemlerle test edilen bu çalışmalar ülkelerde çevresel Kuznets hipotezini kanıtlamıştır. Ve ortaya böyle bir literatür çıkmıştır. Peki buna göre doğru olanı arkadaşlar bize soruyor. Hep beraber bakalım. Ekonomik büyümeye bağlı olarak çevre kirliliği sürekli artış gösterir. Sürekli demiş gitti. Önce artış gösteriyor çevre kirliliği, sonra azalıyor. Ekonomik büyümeye bağlı olarak çevre kirliliği önce azalır. Gitti. Önce artar olması lazım. Çünkü CO2'nin artması demek, karbondioksitin artması çevre kirliliği demek. Eksenlerinde Gini kas sayısı ve kişi başına düşen gelir bulunur. Bu çevreselle alakası yok bu. Bu Kuznets'in ters U hipotezi olarak geçiyor. Çevresel bir etmen yok çünkü. Ekonomik büyümeye bağlı olarak çevre kirliliği önce artar sonra azalır. İşte arkadaşlar bu. Bakın önce artıyor, sonra azalıyor. Ekonomik büyümeye bağlı olarak çevre kirliliği sürekli azalır diye bir şey zaten söz konusu değil. Dolayısıyla 33. sorumuzun doğru cevabı ne oluyor? Denizli oluyor. 34. Yapısal modelin varsayımlarına bağlı olarak, paralel olarak gelişmekte olan ülkelerin
birbirleri arasında ticaret yapmalarını öne süren model aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru gelmiş. Bir kere yapısal model arkadaşlar kime aittir? Kalkınma teorileri içerisinde Singer Prebisch'e aittir. Hatta Singer Prebisch modeli olarak da geçer. Peki bu model bize neyi öğütler? Bu model der ki arkadaşlar, dış ticaret agülerin aleyhine. Hemen yazıyorum. Dış ticaret agülerin aleyhine. Neden? Çünkü az gelişmiş ülkeler gelir esnekliği birden az mal üretiyor. Zorunlu mal üretiyorlar. Ve çok fazla para kazanamıyorlar. İşlenmiş mal değil çünkü bunlar. Gelişmekte olan ülkeler ise işlenmiş mal satıyorlar. Katma değer yaratıyorlar. Ve resmen gelişmekte olan ülkelere bu malları satarak onları sömürüyorlar. Yani modelin varsayımı da şu var. Agüler gelir esnekliği birden küçük olan mal üretiyor. Gelişmiş ülkeler ise gelir esnekliği birden büyük olan mallar üretiyor. Dolayısıyla güğü agüyü sömürüyor. Bu yüzden diyor ki kuzey güney ile ticaret yapmasın. Çünkü kuzey ülkeleri gelişmiş olan ülkelerdir. Güney ülkeleri birinci mallar üreten ülkelerden oluşur. Bunlarla aralarında ticaret yapacağına güneydekiler güneydekilerle ticaret yapsın. Yani güney-güney modeli söz konusu olur. Tabii bunu savunuyor Singer Prebisch ama ben hemen her ne kadar makalelerde yazılsa da hemen eleştireyim. Ya güneydeki ülkelerde zaten teknoloji yok. Sermaye yoğun ülkeler oldukları da söylenemez. Araba üretemiyorlar. Türkiye'de biz mesela arabayı binmek istesek biz de güneydeki bir ülkeyiz. Nereden mal alacağız? Nereden arabayı bulacağız? İlla eninde sonunda insan ihtiyaçları tek düze olmadığı için, heterojen olduğu için sen illa Volvo'ya binmek isteyeceksin. Atıyorum işte Volkswagen'e binmek isteyeceksin. Eninde sonunda kuzeydeki ülkelerle ticaret yapmak zorunda kalacaksın. Çünkü güneydeki ülkeler ne üretiyor? Zeytinyağı üretiyor, sende de var. Şarap üretiyor, sende de var. Üzüm üretiyor, sende de var. Domates üretiyor, sende de var. Cep telefonu üretemiyor mesela. Cep telefonu almak için kuzeydeki ülkelere muhtaçsın. Araba almak için kuzeydeki otomobil üreticilerine muhtaçsın. Dolayısıyla bu fark kapanmaz. Dolayısıyla bir sadece öneriden ibarettir ama geçerli oldukça zayıftır. 35. Aşağıdakilerden hangisi dışsal büyüme teorilerinden biri olan Solow-Swan modeli için doğru bir bilgi değildir? Yani ne istiyor arkadaşlar bizden? Yanlışı istiyor, dikkat. Yanlış olanı bulacağız. Solow-Swan modeli arkadaşlar bildiğiniz üzere hemen şöyle ok çıkartacak olursam neoklasik bir modeldir. Çünkü varsayımları neoklasik temellere dayanır. Ve Solow-Swan modeli dışsal bir modeldir. Teknoloji dışarıda tutulur. Ve aynı zamanda bu modelde ölçeğe göre sabit getiri vardır uzun dönemde. Tek bir faktör kullanacaksak da o faktör azalan verimler yasasına tabidir. Unutmayalım, önemli. Tek bir faktörden bahsediyorum. Cobb-Douglas kullanılır. Cobb-Douglas'ı Solow-Swan'a göre revize edecek olursak A'yı yok ederiz. Alfa ve beta'nın toplamı ise Cobb-Douglas'ta ölçeğe göre getiriyi veriyordu. Solow-Swan'da da ölçeğe göre getiri sabit olduğu için alfa ve beta'nın toplamı 1'e eşittir. Azalan verimler kanunu geçerlidir dediğim gibi kısa dönemde. Hatta şöyle hemen çizecek olursak bakın. Şöyle işçi başına sermaye var. Burada da üretim var. İşçi başına sermaye arttıkça üretim de artıyor ama nasıl artıyor? Azalarak arttığını öne sürebiliriz. Öyle değil mi? Burada açıların giderek yukarı doğru daha fazla kalk kullandıkça azaldığını görebiliyorsunuz. Bu aslında azalan verimler yasası da bir nevi doğrulamış oluyor. Ve Solow-Swan modelinde işçi başına üretim, işçi başına sermaye bağlı. İşçi başına sermaye ne kadar artarsa işçi başına üretim o kadar artar. İşçi başına sermayeyi etkileyen etmenler ise tasarrufla gelirin çarpımı, nüfusla yıpranmanın çıkartılmasıyla bulunuyor. Ve iki etmen, olumlu ve olumsuz etmenler birbirine eşitse delta K sıfır oluyor. Bu arada durağan durum
diye de ifade etmiştik derslerde, anlatmıştık videolarımızda. Peki doğru bir bilgi değildir. Yanlış olanı hep beraber bulalım. A şıkkıyla başlayalım. Ölçüye göre sabit getir vardır, doğru. Alfa ve beta'nın toplamı 1'e eşit. Büyüme emek ve sermaye miktarından daha fazla olabilir demiş. Yani modelin ilk savunmalarında maalesef bu yok. Çünkü büyümeyi açıklayan etmenler, bakın A yok, K ve L var. Yani büyüme sadece emek ve sermaye sonucu. Ancak daha sonra Solow analiz yapıyor. Emek ve sermaye miktarından daha fazla üretim olduğu savunuluyor. Ona da Solow artığı adı veriliyor. Solow artığı nedir? Teknolojidir. Yani delta T bölü T olarak Solow muhasebesi kapsamında analize ekleniyor. Ama varsayımsal açıdan bu tabii ki de doğru sayılacak bir bilgi değil. Üretim toplam faktör ilişkisine bağlı olarak gerçekleşir demiş. Hayır, üretimi belirleyen etmen şudur arkadaşlar. İşçi başına sermayedir. Ve işçi başına sermaye nasıl elde ediliyor? Hemen onu ifade edeyim. Üretimi etkileyen etmenler sermaye ve emektir. Her tarafı emeğe bölersin. Tamam mı? Buradan ne elde edersin? İşçi başına üretim. Ve L de gider buradan. İşçi başına sermaye. Küçük harflerle yazdıklarım emek başına. Yani işçi başına sermayenin önemli olduğunu gösterir. Ve işçi başına sermaye ne kadar artarsa üretim de artar. Dolayısıyla burada toplam faktör ilişkisi demiş ama maalesef bu geçerli değil. Tüketimi maksimize eden durağan durum dengesine sermaye altın kuralı adı verilir. Doğru. Durağan durum dengesinde insanlar sermayeyi tabii arttırmak zorundalar. Ama tüketimi bozmadan, buna verilen isimdir. Büyüme muhasebesi faktör verimliliklerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini gösterir. Bu da doğru. Zaten buna ne adı veriliyor? Solow muhasebesi adı veriliyor. Onu da isterseniz şurada ele alayım. Şöyleydi. Delta Y bölü Y eşittir alfa çarpı delta K bölü K artı 1 eksi alfa delta L bölü L artı delta T bölü T. Bu da zaten teknoloji. Ondan sonra artı olduğunu ya da Solow artı olduğunu dile getirmiştik. Yani A, B, D, E doğru ama C maalesef yanlış ve sorumuzun doğru cevabı. Burada gerçekten güzel bir soru olduğunu, çıkma potansiyelinin bulunduğunu da söyleyebilirim. Peki 36'yı da çözelim. Sonra da bu videoyu bitirelim. Soysuz altın çağ kavramının doğru olarak tanımlanmış hali aşağıdaki yerde hangisidir? Kalkınma kavramlarında, büyüme kavramlarında geçen bir kavramdır bu. Sınavda hiç çıkmamıştır. Hiç çıkmadı. Gelme potansiyeli bulunmaktadır. Dikkat. Ve soysuz altın çağı aynı zamanda terbiyesizce bir kavram da kullanılıyor. O da şu. Söyleyeceğim, kusura bakmayın. Piçleşmiş. Piçleşmiş altın çağı adı da veriliyor. Soysuz oradan geliyor aslında. Peki hocam ne demek bu? Şimdi her zaman biz ekonomide büyümeye önem veriyoruz. Ve büyüme derken de aklımıza mal ve hizmet piyasaları geliyor. Ve mal ve hizmet piyasalarında ne kadar üretkenlik artışı sağlarsan, üretimi arttırırsan ülke o kadar büyür. Mantık, düz mantık çerçevesinde. Ancak biz mal piyasasına önem verirken mal piyasasına kaynak tedarik edecek olan bir piyasa var. O da faktör piyasası. Dolayısıyla mal piyasasına denge varken faktör piyasasında da acaba denge var mı yok mu araştırmak gerekir. Eğer mal piyasasında artı faktör piyasasında da denge varsa, her iki piyasada da dengesizlik yoksa buna altın çağ adı verilir. Çünkü hem emek miktarında denge var, yani işsizlik yok, hem de mallar tam tamına tüketiliyor. Ama mal piyasasında denge varken faktör piyasasında dengesizlik varsa, o zaman da buna maalesef soysuz altın çağı adı veriliyor. Mesela örnek verelim. Ülkemiz büyüyor, Türkiye. İşte açıklıyorlar çeyreklik verileri. Türkiye işte %4.7 büyüdü, %5 büyüdü. Demek ki mal piyasası ilerliyor. Büyüme var.
üretim artışına önem veriyoruz. Ancak işsizlik bir açıklanıyor. İşsizlik %12'lerde, %11'lerde, %10'larda. Demek ki emek piyasasında tam istihdam yok. Bir de emek piyasasını bozan dışsal etmenlerden dolayı da bu ismi veriyorlar. Bu soysuz, piçleşmiş kavramının kullanılması nedeni o. Peki emek piyasasını ne bozabilir? Ben hemen size söyleyeyim. Bak, bir faktör piyasası olarak faktör piyasasının alt kollarından emek piyasasını bozan etmen. 1. Nüfus artışı. Öyle değil mi? Nüfus artışı dışsal bir kararla oluşur. Ve emek piyasasına yeni işsizler katılır. Bu emek piyasasında dengeyi önler ve soysuz altın çağın çıkmasına neden olur. Yine göçler. Vallahi ülkemiz ikisi de, daha doğrusu nüfus artışı hızı az da artı ama az. Hani eskiye nazaran biraz ekonomik etkiler de oldu bu noktada. Ama göçlerin de yarattığı olaylar maalesef iş gücü piyasasının bozulmasına neden oluyor ve faktör piyasasını bozuyor. O zaman ez cümle toplayalım. Mal piyasasında denge varken faktör piyasasına dengesizlik varsa buna soysuz altın çağı diyoruz. Peki faktör piyasasına denge neden bozulabilir? İşte nüfus politikaları, ondan sonra hızlı nüfus artışı ya da göçler buna etken olabilir. Bunlar dışsal etmendir. Yani biz burada dışsal etmenlerin faktör piyasasını bozmasını arayacağız bu tanım kapsamında. Bakalım. Mal ve faktör piyasasını dışsal etmenlerle dengenin bozulması. Hayır. Mal piyasasına denge olacak. Çünkü altın çağı var. Ama soysuzluğu yaratan faktör piyasasındaki bozulmadır, unutmayalım. Mal piyasasına denge varken faktör piyasasına dışsal etmenlerle dengenin bozulması. İşte bu. Dışsal etmenlerle dengenin bozulması ne hocam? Bak, adam söyledi işte az önce. Ne onlar? Göç, nüfus artış hızı, bunların artması maalesef faktör piyasasını bozuyor. Diğerlerini saymıyorum bile. Mesela C şıkkı tam altın çağı. Mal ve faktör piyasasında aynı anda dengenin oluşması. Diğerlerini zaten anlatmıyorum. Dolayısıyla 36. sorumuzun doğru cevabı, yani doğru tanımı B şıkkı oluyor. Ve 4 sorumuzun çözümünü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.